Saygı abi çok daha iyi hatırlatacaktır bize. Yani ben bizler hem televizyonda dahil olmak üzere biz buranın daha yenisiyiz sözcünün mücadelesinin. Öyle bir dönemdi ki o Fethullah Gülen'in neredeyse iktidar olduğu dönem diyeyim, iktidar diyeyim, doğru olmaz belki, meşhur iktidar değil de hatırla Saygı abi, sen bize hatırlatsana gazetenin daha Fethullah Gülen'e hoca efendi demezken, efendi demezken terör örgütü olduğunu, yaptıklarını söyleyen isimler, işte Emin Çöleşan, Necati Doğru, gazetenin kendisi FETÖ'yle mücadele ederken tam da dokunanın yandığı bir dönemdi galiba, değil mi? Yani patron Burak Akbay da dahil olmak üzere pek çok kişiyi etkileyen bir dava süreci var. O tam da belki de bu Fethullah'ın ne olduğunu, nasıl güçlü bir örgüt olduğunu, dokunanın yandığını gösteren bir hikaye herhalde. Zaten şöyleydi, öncelikle onu söyleyeyim Alişev, artık o kadar çekinir haldeydi ki bu konularla ilgili bilgi verebilecek kaynaklar ve emniyetteki kaynaklar, F tipi yapılanma denilirdi. F tipi yapılanma. Yani Fethullah Gülen'le ilgili öncelikle bu söylenirdi. Siz bunlara Fethullahçılar diyemezdiniz. Dediğiniz zaman hemen başınıza böyle bir ne bileyim yani bir bela falan demeyeyim de hemen... İşte siz nasıl konuşuyorsunuz? Biz hizmet hareketiyiz. Onlar hizmet hareketi. Cümle böyle başladı. Ama bu hizmet hareketinin Türkiye'nin başına neler getirdiğini biliyoruz. Hizmet hareketinin diyenler, hizmet hareketi demediğiniz için sizlere bizlere kızanlar ne oldu? Bugün cümleye başladıkları zaman FETÖ, FETÖ'cü, FETÖ, FETÖ demeye başladılar. Ve işin garibi, şu da garip bir durum. Dünün Fethullahçıları bugün Fethullah düşmanı haline gelmiş ve o dönemde Fethullah ve bu yapılarla mücadele eden, bunları yazan, çizen, konuşanlar da sanık durumuna gelmişti. Şimdi Sözcü Gazetesi hakikaten baktığınız zaman hepimiz adliyeye gittik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Emin abi de gitti, başta gazetemizin sahibiyle ilgili biliyorsunuz hemen soruşturma açıldı. Emin Çöleşen de adliye koridorlarında, Necati abi adliye koridorlarında, dönemin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz abimiz genel yayın birlikte hep beraber adliye gidiyoruz. Uğur abi, ben, Necati abi hepimiz bir gün adliyedeydik. Adliye bizim bir yerde buluşma yerimiz haline gelmişti. Biz ne yapmışız? Sadece yazdıklarımızdan dolayı veya gündeme getirdiklerimiz konulardan dolayı. Bugün bakıyorsunuz Türkiye'de gazetemizin sahibi yurt dışında bulunuyor. Niçin yurt dışında bulunuyor? Ne yapmış yurt dışında? Gazetemizde yazılan haberlerinden dolayı, haberlerden dolayı yurt dışında bulunuyor. Ve bugün baktığımız zaman en çok bedel ödeyen insanların başında yine gazetemizin sahibinin geldiğini de ifade etmemiz gerekiyor. Gazetemizin genel yayın yönetmeni o dönem Metin Yılmaz abimiz mesela, o mahkum oldu. Gazetemizin yazarı Emin Çalışan abimiz mahkum oldu. Gazetemizin yazarı Necati abi, Necati Doğru abimiz mahkum oldu. Uğur abi, ben hepimiz gidip davadım şüphelileri arasına katıldık. Şimdi ne yapmışız biz? Yani baktığımız zaman ne yapmışız? Yanlışımız nedir? Yazdıklarımızda bir yalan mı vardı? Hiçbir şey yok. Ama ne yazık ki günümüzde böyle bir dönem esiyordu ve o dönemin baktığımız zaman o olayların yaşandığı dönemde hepimiz kendimizi adliye koridorlarında buluyoruz. İşte adliye koridorlarında bulunmakla yetinmiyor. Mahkumiyette karşılaşıyorsunuz. Sizleri mahkum edenler bakıyorsunuz tepe noktalara birdenbire yükseliyor. Arkasından ise daha önemli noktalara gelebiliyor. Ve hakikaten zor bir dönemdi gazetecilikler açısından. Bugün baktığımız zaman o gün aslında bu işin sadece gazeteciler boyutu böyleydi. Hatırla, ülkenin genelkurmay başkanı örgüt üyesi olmaktan tutuklandı. Yani o Ergenekon, Balyoz, Poyraz, o bulandırılan dosyaları hatırla abi. Sen daha iyi bilirsin. Ne hale getirdiler yani? Şimdi şöyle deniliyor. Şöyle bakmak lazım. Sadece adliyede o dönem işte 12 bin kamu personeli, 12 bin Cumhuriyet Savcısı ve hakim görevliyken bunların bir gece içerisinde 4500 civarındaki meslekle ilişkileri kesildi. Yani darbe gecesinin hemen ertesi gün bunlar atıldı. Şimdi atıldığı zaman, hatta çok çarpıcı olduğu için söyleyeyim. Kitabımda vardı onunla ilgili. Fethullah Gülen'in Mehdi olduğuna ilişkin, bakın Fethullah Gülen'in Mehdi olduğuna ilişkin mahkemenin verdiği kararlar var. Yani Fethullah Gülen Mehdi'dir diye
bununla ilgili verilmiş kararlar var. Ve baktığımız zaman işte elimdeki gazetede gerek zaman zaman yazdığımız kitaplarımızda, gazetelerimizde sözlü yazdığımız yazılarda hakikaten olayların ne hale geldiğini, çok gizli belgeler içerisinde, devletin içerisinde bunlarla mücadele edenlerin başlarına çok ağır, onların da çok ağır bedeller ödendiğini söylüyorum. Örnek mesela Ankara'nın döneminde işte bu sözlü edilen Fethullah Gülen'le ilgili ilk fezlekeyi hazırlayan kişiler, Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, hemen görevden alındı ve tam 15 yıl kendisine emekli olana kadar bir görev bile verilmedi. Yine aynı dönemde o raporu hazırlayanlardan örneğin Osman Ak, yıllarca kendisine bir görev verilmeden bekletildi. Ancak iktidar değiştirdikten sonra ya siz haklıymışsınız diye bunlara işte değerli görevlere getirildiler. Ergenden emniyet müdürü olarak görevlendirildiler. Ama her zaman bu kişilerin yine görevde bulundukları dönemde de görevlerini yaparken bile her türlü engellemelerle karşılaştılar. Hakikaten böyle bu örgütün yapısını anlatmak onlar açısından da zordu. Çünkü kendisini son derece gizleyen bir örgüt. Yani kimin o örgütün içerisinde yer aldığını kolay kolay anlayamadıklarını ve özellikle devlet içerisindeki öyle bir yapılaşma vardı ki emniyette aslına bakarsanız kimin ne olduğunu herkes bilirdi. Yani veya yargıdaki hangi kimlerin hangi kamu görevlerinin bu bağlantılar olduğu bilinirdi. Özellikle personel bölümleri yani devletteki personel atama bölümlerine mutlaka bu kişilerin etkin olduğu yine bilinirdi. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da dikkat edilirse en kritik yerin her zaman oradaki personelle ilgili bölümler olduğu anlaşılmıştı. Ve bu gidiş gelişler ve bu dönemde yapılan atamalarda insanlar özellikle kamu görevlileri işte bazıları daha iyi bir göreve geleyim, işte terfi edeyim, işte ben de onlar gibi olayım veya görüneyim gibi yapılanma içerisinde yer alıyor. Tabii en önemli konuları eğitim konusuydu. Eğitime de bildiğiniz gibi okullar açmayla işte dershanelerle açarak ve Türkiye'nin değişik yerlerden gelen insanlara özellikle yurtlarına yerleştirerek, okullarına ışık evleri dedikleri ışık evlerine yerleştirerek ele geçirme uygulamaları yaygın bir biçimde devam ediyordu. Ve tüm bunları da belli bir yere geliyor. O kişiler yetiştikten sonra, o dershanelerinde kurslarını yetiştikten sonra kamu görevlerine alımında bunlara her türlü kolaylıklar sağlanıyor. Hatırlayınız yani üniversitelere girişte sınav sorularının rahatlıkla çalındığı, öğrencilere işte belli öğrencilerin belli yerlere gelmesinin sağlandığı, devlet memurluğu girişli sınavlarında bunlara her türlü kolaylıkların sağlandığı ve hırsızlık yapılarak bu kişilerin hak etmedikleri yerlere geldikleri, seçildikleri olaylarda yaşıyoruz. Ve bakıyorsunuz işte olayı ne yaparsınız? Yargıya gider. Yargıda bakarsınız o kişilere hiçbir şey olmaz. Zaten kolay kolay da götürülemezdi. Ve bunlarla ilgili rahatlıkla herhangi bir işlem yapılması da mümkün değildi. Tabii bu örgütün, bu yapının adını kullanarak işte terfi edenler, bir yerlere gelenler ister istemez o yapının başka isimlerle gelen başka kadrolarında koruyup kolladıkları ve devleti bir yerde ele geçirdikleri oluyordu. Bakın sadece belli %100 belli belgeleriyle ortaya çıkartılan kamu görevlilerinden sadece 133 bin kişinin devlet memurluğu görevinden atıldı. 133 bin kişi. Yani bunlardan önce tabii ki yaş haddinden şuradan buradan emekli olanları da düşündüğünüz zaman kamuda son derece büyük bir güç haline gelmişlerdi. Ve onlardan onay olmadan, onların bilgisi olmadan herhangi bir kişinin yükselmesi de yine mümkün olmayan aşamaya ulaşılmıştı. Tabii bunlar özellikle yargıyı ele geçirdiğiniz zaman, mülkiyeyi ele geçirdiğiniz zaman, mülki idare işte tamamen ele geçirilmiş vaziyetteydi. Neden bunu söylüyorum? Bakın ihraç edilenlerin sayılarına baktığımız zaman en yüksek oran %25 ile yine mülki idare yani valiler ve kaymakamlar.
Baktığımız zaman yine en yüksek oranlardan birisi emniyet. Ne demişti Fethullah Gülen? Yargıyı, emniyeti, mülkiyeyi ele geçirin açıklamaları vardı video kasetlerinde. Yargı ele geçirilmiş. Yani karar vereceğim, yargıyı ele geçirmişim. Mülkiyeyi ele geçirmişim. Baktığımız zaman işte emniyeti ele geçirmişsiniz. Daha geriye ne kaldı? Geriye devleti tam anlamıyla kontrol altına almanız ve devleti her türlü yönetimini ele geçirmeniz gerekiyordu. Tam işte o noktada işte en büyük belki hatalar da oldu. O noktada işte darbe girişimi yaşandı ve bu darbe girişiminden sonra örgütün yapısını insanlar daha iyi anlamaya başladı. Ama hala anlamayan, hala yaptıklarının doğruluğuna inananlar olduğunu da hatırlatmış olalım.